Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp çevreleri bir Türk doktorun başarısını konuşuyor. Özellikle ALS hastaları için umut olan bir çalışmaya imza atan Doktor Hande Özdiner'e gece bülteninde sorular yönelteceğiz. Evet, aslında bu hafta biz organ bağış haftasının içerisindeyiz. 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağış haftası ve Türkiye'de 23 binden fazla kişi de organ ve doku nakli bekliyor. Bu konuyu konuşacağız. Bir haberimiz var, onu da izleyeceğiz. Profesör Doktor Alihan Gürkan bizlerle birlikte, organ bağış konusunda çok uzman, çok önemli bir isim. Ancak öncesinde yine tıp dünyasından önemli başka bir gelişme var. Bunu konuşacağız. Türkiye'nin yetiştirdiği bilim insanlarından biri Doktor Hande Özdiner bir buluşa imza attı. Özdiner dünyada ilk kez floresan adı verilen bir yöntemle beyin hücrelerini aydınlatmayı başardı ve bu sayede ölü beyin hücrelerinin kolayca ayırt edilebilmesi sağlandı. Buluş ALS gibi sinir hücresi hastalıklarının tedavisi için umut olmuş durumda. Bu arada önemli bir nokta daha var. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden tam 2,5 milyon dolarlık rekor bir destek aldı bu buluş. Bu da rekor bir destek dedik. Rekor olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Evet, şimdi Doktor Hande Özdiner telefon hattımızda. Bu buluşu ondan dinlemek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz gece bültenine. Hoş bulduk, duyabiliyor musunuz beni? Evet, çok rahat bir şekilde duyuyoruz. Floresan adı verilen bir yöntemle beyin hücrelerini aydınlatmayı başardığınızı söyledik. Ancak siz biraz daha geniş bir şekilde anlatabilir misiniz acaba bu projeyi ve buluşu? Tabii ki. Öncelikle bu floresanın ne olduğunu anlatayım. Yeşil floresan proteini aslında doğada bazı hayvanlarda mevcut. Bu proteini kullanarak biyolojide, daha doğrusu bu proteini biyolojide kullanan bilim adamları 2008 yılında Nobel ödülü almışlardı. Ve biz de görmek istediğimiz proteinleri ve görmek istediğimiz hücreleri floresan yapma yoluna gittik tıp dünyasında da. Daha önce de farklı hücreler ve farklı sinir hücreleri floresanın farklı renklerinde boyanmıştı. Ama bizim amacımız motor nöronları, ALS hastalığında özellikle ölen motor nöronları floresan yapmaktı. Bu da birazcık zordu çünkü biliyorsunuz beyin çok kompleks ve beynin içinde binlerce farklı hücre tipi var. Ama motor nöron hastalığında sadece biz beyin motor nöronu dediğimiz hücreler ölüyor beyinde ve de omurilikte de omurilik motor nöronları ölüyor. Ve beyindeki bu nöronları görünür hale getirmek istedik ki ilaç sektörü de daha faydalı buluşlar yapabilsin. Çünkü şu anda 30'da yakın klinik... Ne yapabilirler Sayın Özdiner? Bu şekilde nasıl ALS'ye çare olunabilir acaba? Tedavisi için tabii ki şimdi şu anda klinik çalışmalar yavaşlamış durumda. Çünkü şirketlerin güvenliği, daha doğrusu güvenemiyorlar. Bulunan duraklara, ilaçlara. Çünkü motor nöronlarla yapılmıyor deneyler. Daha mesela fibroblast veyahut da başka tür hücrelerle yapılıyor. Motor nöronla yapamadıklarının sebebi de bu nöronlar işte çalışamadıklarını, göremediklerini, izole edemediklerini, buna uygun hayvan modelleri olmadıklarını söylüyorlardı. İşte biz bunların bu söylemlerini yıkmış olduk. Dedik ki işte bunları size biz floresan yaptık. Bunlar için özel hayvan modelleri yarattık. Zannediyorum ki bu ilaç sektörü içinde bir yeni bir açılım olacaktır. Dolayısıyla da bu Drug Discovery Today dergisinde de bize davet ettiler yeni bir makale yazmanız için bu konuda. Yepyeni bir çağa doğru gidiyoruz bence ALS hastalığı için. Çünkü motor nöronları iyileştirebildiğimiz zaman işte o zaman hastalarda ölen motor nöronları da iyileştirebileceğiz. Ve zannediyorum ki ileride ilaçların denenmesi mümkün olacak. Peki Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün 2,5 milyon dolarlık rekor bir destek sağlamasını nasıl yorumladınız? Nasıl yorumluyorsunuz? Ben açıkçası çok mutlu oldum. Tabii hem şaşırdım hem sevindim. Şu anda NIH'den, Amerikan Sağlık, NIH'in tam Türkçesini bilmiyorum, kusura bakmayın. Oradan destek almak gerçekten çok zor. Çünkü hem kesime gitti hem de onlarda da bütçe kısıtlamaları var. Ve büyük bir destek vermeleri bize aslında bizi de çok gururlandırdı ve de daha çok çalışmamız gerektiğini söyledi. Çünkü şu anda eminim bizi seyreden ALS'li dostlarımız var. Onlar da bir tedavi olsun, bir umut olsun diye bekliyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ve Türkiye'de bilmiyorum ALS hastalığını genelde futbolcu Sedat hastalığı olarak biliniyor.
Ama benim aklıma gelen bir de İsmail Gökçek var. Kendisi ALS Derneği'nin kurucusu ve başkanıdır. Türkiye'de çok iyi çalışmalar yapan bir ALS Derneği var. ALS hastalarının o derneğe üye olmalarını rica ediyorum. Derneği desteklemelerini rica ediyorum. İsmail Bey de aynı zamanda futbolcuydu ve kendisi şu anda ALS'li dostları bir çatı altında toplamaya çalışıyor. Türkiye'de ALS hastalarının sayısı gerçekten çok fazla. Bu da çok ilginç. Siz Türkiye'ye gelip Türkiye'deki çalışmaları desteklemeyi düşünüyor musunuz? Bir de Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü sizi projelerinizde desteklemeye devam eder mi diye bir ikinci ek bir soru da sorayım. Evet, bence üretken olmaya devam ettikçe NIH'den de desteğimiz sanırım devam edecektir. Türkiye'deki çalışmaları tabii ki desteklemek isterim. Aslında Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ALS Araştırma Merkezi var. İnan Kıraç Bey'in ve Suna Hanım'ın destekleriyle kurulan bir ALS Araştırma Merkezi var. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Onlarla bizim özel bir TÜBİTAK grantimiz oldu. Türkiye'deki çalışmaları tabii ki desteklemek isterim. Ama Türkiye'deki çalışmaları desteklemek için illa da Türkiye'de olmaya gerek yok. Gerçekten. Nasıl biz sizinle şimdi telefon başvuruda konuşuyorsak, İnternet üzerinden, Skype'la, başka yöntemlerle artık dünya gerçekten küçüldü. Beraber başka başka yerlerde olsak da kafalarımız ve beyinlerimiz bir, yani gönüllerimiz bir olduktan sonra ortak çalışmalar yapabiliriz. Ben Türkiye'deki bilim adamlarını desteklemek çok istiyorum. Hastalara yardım etmek, onlara umut olmak çok istiyorum. Çok çalışkan, kırıl kırıl Türk öğrencileri var, doktorlar var, bilim adamları var. Onları grubumuza katmak istiyorum. Türkiye'deki bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yapmak istiyorum. Mesela şu anda bizim labımızda Profesör Doktor Emel Ulupınar var. Kendisi Eskişehir Üniversitesi'nde anatomi bölümünde profesör doktor. Ve tatilinde, yaz tatilinde ve sene tatillerini biriktirip bizim labımıza gelip deney yapıyor. İnanabilir misiniz? Peki efendim. Evet, ve bir doktorumuz daha var, Türk doktoru Barış Genç. O da zaten yayınlanan yayınlarda hep birinci isimdir. Türklerin de gelişmesini bu konuda, ilerlemesini canı gönülden istiyorum. Sayın Özdiner, çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz efendim. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz. Devam edelim. Önemli bir konuydu. Masaya yatırmış olduk. Hande Özdiner'le konuşmuş olduk. Az önce de anons etmiştik.